Evet, merhabalar dostlar. Ejective Clause'da soru çözümlerine geldik. Şimdi şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz şeyleri sorular üzerinde uygulayacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizden de hatırlayacağınız üzere Ejective Clause olarak kullanılan bu köprülerin dediğimiz yani which gibi, who gibi, that gibi, whose gibi ifadeleri çeşitli özelliklerini sorularda uygulanabilecek çeşitli özelliklerini anlatmıştık. Şimdi onları hatırladığımızda o zaman Ejective Clause sorusu çözerken ki gidişatımızı şimdi belirliyoruz. Ne yapacağız Ejective Clause sorusu çözümünde? Boşluktan öncelikle sonrasına bir bakacağız arkadaşlar. Boşluktan sonrasına. Boşluktan sonrasında cümle mi gelmiş? Tam bir cümle bakın. Yoksa yarım bir cümle yani cümle are'la, is'le, işte was'la mı devam ediyor? Bir fiille mi devam ediyor? Yarım cümle mi gelmiş? Ona bakacağız. Birincisi bu. İkincisi, boşluktan önceki ifademiz ne? Bir insan mı, nesne mi vesaire ne? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzda bu ikisine bakalım. Bir, fikirler diyor ve zaten tam bir cümle var. Tam bir cümle olduğuna göre hemen seçeneklere bakıyorum. Benim için which artık dışarıya atıldı arkadaşlar. Tam cümle çünkü which'ten sonra gelmez demiştik. Attık, bir kenara koyduk. Değil mi? Who ifadesi de insan nitelemeleri yaptığında yine tam cümle almayanlardandı. Bu yönüyle who ifadesini de ben bir kenara koyuyorum. Yani which ve who'yu bir nevi eledim, bir kenarda duruyorlar arkadaşlar. İkinci ifade people'ı bir niteleme var. Yani insanları niteleyecek. O zaman insanları niteleyecekse where ifadesi de benim için seçenek olmaktan artık çıkıyor arkadaşlar. Geriye bir tek that ve whose kaldı. That ile ilgili bildiğim bir şey var. O da that iki tane ismin ortasına böyle giriyor muydu? Hayır. İsim, fiil, bir tarafında isim, diğer tarafında fiil veya bir tarafında fiil, diğer tarafında isim şeklinde bir pozisyonda bulunuyordu. O zaman ben buradaki boşlukta geriye bir tek whose kaldı. Peki whose'un sağlamasını nasıl yaparım? Whose'u öğrendiğimiz anları hatırlayın arkadaşlar. Ne dedik whose için? Kendisinden öncesinde sahip olan, kendisinden sonrasında ise sahip olunan şey gelir. Yani yüksek oranda bu şekilde kullanılır. %95 whose'u bu pozisyonda görürüz dedik. Önünde bir preposition vesaire de bir ifade almadıysa. Bu şekilde görürüz dedik. O zaman insanlar fikirlere sahip olabilirler mi? Evet olabilirler. O zaman who's benim için burada pozisyonunu gayet uyumlu olan bir cevap gibi görünüyor. Sağlamayı yapalım. Hemen geçmeyelim. It's almost impossible. Şu neredeyse imkansızdır. Ne imkansızdır? Two people to find. Two people. İki insanı bulmak. Nasıl insan? Whose opinions? Ki onların fikirleri, düşünceleri, on this matter, bu konuda are the same, aynıdır. Bu konuda düşünceleri aynı olan iki insan bulmak neredeyse imkansızdır dedi bakın arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda evet cevap şıkkımızın Denizli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, ikinci sorumuzda da aynı mantalitedeki şeyleri uygulayalım. Bir kere bir preposition var. Demek ki kendisinden önce bir preposition alan bir ifade. Ve devamındaki ifadeye bakıyoruz. Childrenly with diye devam ediyor ve bir tam cümle var. O zaman bir preposition alabilen bir ifadeye bakacağım. Bir kere that preposition almıyor. Them zaten burada pozisyon olarak uygun bir ifade değil. Ejective clause değil. Where ifadesi yine preposition almıyor. Who ifadesi yine preposition almıyor. Benim için evet çıkmış bir soru olan bu soruda cevap şıkkımız açık ve net bir şekilde Adana arkadaşlar. Şimdi bakın in which yani ifade. O zaman sağlamasını da yapalım. Bakalım oluyor mu? One type of family is the single parent family. Evet, tek tip aile işte bir tür aile tek işte ebeveynli olan ailedir diyor. In which ki bu ailede biliyorsunuz ki prepositionlı olan which kendisinden sonra tam cümle alıyordu. Değil mi? Evet. Bu ailede childrenly with an unmarried, divorced or widow, mother or father. Bu ailede işte çocuklar işte evlenmemiş, boşanmış vesaire anneyle veya babayla yaşarlar diyor. Bir aile türü böyledir diyor.
İkinci sorumuza da cevap şıkkımız Adana seçeneği oldu değerli dostlar. Gelelim üçüncü sorumuza. Bakalım üçüncü sorumuzda bize neler veriyor? Diyor ki üçüncü sorumuz. Evet, boşluktan öncesinde animal var. Evet, sonrasında da gases var, gazlar var. Evet, ve tam cümle gelmiş. Şimdi tam cümle geldiğine göre ve bir hayvanı niteleyeceğine göre who'yu attık, which'i de attık tam cümle geldiğine göre. Whatever zaten, evet, non-clause ifadesi olarak karşımıza çıkabilecek bir ifade. Pozisyonu yanlış yerde. Sonrasında that ifadesi var. That ifadesini biz iki tane ismin arasına koymuyorduk. Bunu da bir kenara koyduk. Cevap where oldu. Peki hocam, yani hayvan yer nitelemesinde kullanıyorduk. Evet, yer nitelemesi deyince illaki ev olacak, şehir olacak diye bir şey yok ki. Hayvanın bir bölümü de bir yer değil midir? Yerdir. Burada da onu diyor zaten. The part of an animal. Hayvanın bir bölümü. Where gases are exchanged. Gazların değişim gösterdiği, çevreyle değişim gösterdiği bir bölümü is called the respiratory surface. İşte buraya solunum merkezi veya yüzeyi denir hayvanın bu bölümüne diyor. Bu yönüyle where burada bizim için doğru cevap şık oluyor arkadaşlar. Evet, kuralları bildiğinizde hızlı bir şekilde uygulayabildiğiniz soru türüdür arkadaşlar adjective clause soruları. Dördüncü soruya baktığımızda diyor ki evet, communication is perhaps the most important of the numerous tasks. Tasks demiş. Görevler, vazifeler, işler anlamında. Boşluk. Engineers are responsible demiş. Ha, responsible kullanıyor. Responsible for'la kullanılan bir ifade. Nerede for? Yok. O zaman for'u arayacağız. Aşağıdaki şıklarda bulduk mu? Evet, for which'i bulduk. Evet, hızlı bir şekilde bulduk. Tamam. Şimdi bakalım. Tasks ve engineers. İki ismin arasında that'i oturtur muyuz? Hayır, oturtamayız. By which olabilir mi? Evet, tam cümle gelmiş kendisinden sonrasında. Kenara koyduk. Which olur mu? Hayır. Neden? Tam cümle gelmiş. Eredik. For which olur mu? Olabilir. For whom olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü bir insan nitelemesi yok. İşler, vazifeler bunu burada biz niteleme yapacağız. O zaman attık hepsini. By which kaldı, for which kaldı bizim için. Peki by which mi for which mi nasıl karar vereceğiz? Elbette ki responsible'ın for'u eksik burada. O zaman for which diyeceğiz. By which ki bunun vasıtasıyla, yoluyla anlamını veren bir ifade. For which'i bakalım, koyalım. Doğru oluyor mu? Communication is perhaps the most important of the numerous tasks. İletişim çok sayıda işin belki de en önemlisidir. For which engineers are responsible. Mühendislerin sorumlu olduğu işin. Oldu mu? Evet, oldu. Yani savaş esnasında mühendislerin sorumlu olduğu işin en önemlisidir komünikasyon diyor arkadaşlar. Bu yönüyle bu soruda da cevap şıkkımız Denizli seçeneği oluyor. Evet, geldik 5. sorumuza. Değerli dostlar, 5. sorumuza şöyle bir baktığımızda evet, ilk dikkatimizi çeken şey boşluktan sonrasında yarım bir cümle var. Evet, yarım bir cümle var boşluktan sonrasında. Fiille devam ediyor ve bir virgül var. He, bu benim aklıma bir yerden geliyor. Pozisyon olarak hani which'i anlatırken şu pozisyonu çok sever demiştik ya bir önceki derste. İşte o pozisyon bu. Virgül, boşluk ve kendisinden sonra yarım bir cümle bir fiille devam etme. O zaman benim için cevap burada which olacak demektir. Çok açık ve net bir şekilde. Zaten geriye kalanlar who olmaz. Bir insan nitelemesi burada söz konusu değil. By which olmaz. Kendisinden sonra tam cümle alması lazım. Whose olmaz. Kendisinden sonra bir isim tam cümle alması lazım. Neye sahip onu söylemiyor burada. For whom olmaz. Neden? Kendisinden sonra tam cümle gelmesi lazım. Which burada benim için cevap şıkkı oluyor. Değerli dostlar diyoruz. Ve bu dersimizin de burada artık sonuna geliyoruz arkadaşlar. 5 tane sorumuzu çözdük. Zannediyorum bu konuyla ilgili biraz daha mantığımız gelişti arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde inşallah görüşmek üzere diyorum değerli dostlar.